Asıl hayatı, ahiret hayatı, dünya ise geçici bir hayat. Bu geçici hayatta ebedi hayatı hazırlayacak çalışmaları yapması lazım. Bakınız, İslam dininde dünya-ahiret dengesini kurmak gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَاَنَّكَ تَعِيشُ اَبَدًا وَاَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَاَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Ya da dünya için dünyada durduğun kadar, ahiret için ahirette yaşayacağın kadar çalış. وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Sonsuzluk alemi burasıdır. بَلْتُكْفِرُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرُ اَبْقَى. Siz tam tersine dünyayı ahirete tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Dünya, ahirete hazırlanmamızı gerektiren bir imtihan sahnesi olması açısından çok değerlidir. Cenab-ı Hak Kur'an'da servetini Allah yolunda değerlendirmeyen ve sadece dünya hayatına bakan, ahiretle hiç ilgilenmeyen bir insanı bize örnek olarak sunuyor. Kimdir o insan? Karun. İnne Karune kânen kavmi Musa. Karun, Musa Aleyhisselam'ın yakınlarından idi. Tevrat'ı iyi bilenlerden idi. Hatta Tevrat'ı ezberlediği, nakledilen insanlardan. Cenab-ı Hak ona öyle bir servet verdi ki imtihan için. Ve ateynâhu minel künûz. Mâ inne mefâtihahû لَتَنُوْهُ بِنْ قُسْمَةِ اُلِنْ قُوَّةِ. Kendisine kalabalık bir cemaatin taşımaktan aciz olduğu hazineler verdirtiyor. Hazineleri taşımaktan değil, hazinelerin anahtarlarını taşımaktan aciz. Kalabalık bir cemaatin taşıması zor olan hazineler verdi, anahtarlar verdi. Bu servetini kendisinden bildi. Ahireti unuttu ve kavmi ona ihtiyacından dolayı zaman zaman gelip hakka hakikati tavsiye etme babından şöyle nasihatlarda bulundurur. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِح۪ينَ. Ey kavm, şımarma. Allah şımarıkları sevmez. Servet, zenginlik şımarıklığa sebep olmamalı. Zenginlik, servet, makam, mevki şımarıklığa sebep olmamalı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçek Müslüman modelini çizerken şöyle diyor: gerçek Müslüman. Acaben bi emril mümin fe inne emrehu kullehu hayr. Müslümanın işi ne güzeldir. Müslümanın işi ne güzeldir. Müslümanın işi hayırdır. Bu da Müslümandan başkası için olamaz. İn esabetu serra'u şekera fekâne hayran de. Eğer kendisine bir nimet gelirse, bolluk, bereket verilirse, sağlık, gençlik verilirse, makam, mevki lütfedilirse, bütün bu nimetlere şükreder, azgınlaşmaz, hududunu aşmaz, o onun için hayır olur. Ve in esabetu darra'u, eğer ona hastalık, yokluk, sıkıntı, har, dar, benzeri şeyler gelirse, sabara fekâne hayrında, onlara da sabreder, o da onun için hayır olur. Müslüman, belaları rızayla karşılar,
nimetleri şükürle değerlendirir. Çünkü mümin dengeli insandır. Nimetten azgınlaşmaz. Ama azgınlaşan insanlar ne zaman azgınlaşır? İnnel insâne leyedgâ erra'a hüstâgâ. İnsan kendisini Allah'a muhtaç hissetmediği zaman, kendisinin kendine yetecek olduğunu hissettiği zaman azgınlaşır, taşkınlaşır, hududu ve hukuku tanımaz olur. Ama mümin öyle değil. Mümin nimetleri de hayra dönüştürür, sıkıntıları da sabırla hayra dönüştürür. İşte Karun bunun tam tersini yaptı. Kavmi ona şımarma, Allah şımarıkları sevmez dediğinde hiç kulağına girmedi bu nasihat. Devamında başka nasihatler var. وَبْتَغْ ف۪ي مَا اَتَاكِ اللّٰهُ دَارَ الْاٰخِرَةِ Allah'ın sana verdiği servetle sen ahiret yurdunu iste. Ahiret için çalış. Ama وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan payını da unutma. Dünyayı da ihmal etme. وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكُ Allah'ın sana lütfettiği bu nimetlerden sen de fakire, fukaraya, yoksula, aça, mağdura, mazluma ikram et. وَلَا تَبْقِلْ فَسَادَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde fitne, fesat çıkarma. Bozgunculuk yapma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimeden çıkaracağımız bir sonuç var. Nedir? Servetiyle azgınlık yapan, servetini zulme vesile yapan, servetiyle kibirlenen, gururlanan, servetiyle insanları küçümseyen ve yeryüzünde fitne fesat çıkaranlar toplumun yüz karası insanlardır. Allah bunlardan razı olmaz, bunları sevmez. Bu ayetten anlayacağımız başka bir sonuç daha var. Dünyayı ihmal etmeyeceğiz. Niçin? Müslümanın dünyası da çok güçlü olacak. Şimdi size Hud suresinden bir ayet okuyacağım. Hud suresinden bir ayet. Mevlamız buyuruyor. Huve enşe'ekum minel ardı ve istahmarakum fiha. O kadar anlamlı bir ayet ki Allah Celle Celaluhu sizi yerden yarattı. Asıl cevheriniz toprak. Ana maddeniz toprak. Niçin yarattı? وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Senin orayı yaşatman, ihya etmen, iman etmen için Allah insanı yaratıyor, yerleri gökleri yaratıyor ve insandan bir şey istiyor. Diyor ki sen yeryüzünün ihyasını sağlayacaksın. İmanını sağlayacaksın. Yani yeryüzünü yaşanacak hale getireceksin. Ama bugün dünyadaki insanlara bir bakalım. Yeryüzünü ifsad edenler o kadar çok ki yeryüzünü ifsad edenler bu ifsatçılar bu yeryüzünü düzenli bozanlar toplumun ağız tadını kaçırıyorlar. Bunların asıl sebebi nedir? Yokluğa sebep olan, sıkıntılara sebep olan, kargaşaya sebep olan, hatta teröre, anarşiye sebep olan, haramların işlenmesine sebep olan insanlar toplumun düzenini kaçırıyorlar. Nereden anlıyoruz? Ayetlerden anlıyoruz. Mevlamız bakın ne buyuruyor? ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Rum suresinde karada ve denizde fitne fesat açığa çıktı. Bozgunculuk yayıldı. Zaharal fesat fil merri vel bahr. Ne ile? Bima kesebet eydin nas. İnsanların işledikleri günahlar sebebiyle. Değerli kardeşlerim, kıymetli cemaatimiz, bugün
karada karanın düzenini bozar. Denizde denizin düzenini bozar. Tabiatın düzenini bozar. Yerlerin, göklerin düzenini bozan fesatçılar var. Tabiatı bozan, kainatın düzenini bozan insanlar var. Neyle? Bima kesebet eydinmez. Yaptıkları günahlar sebebiyle. Allah bunların bir kısmına, akılları başlarına gelsinler diye yaptıklarının karşılığı ceza veriyor. Ama çoğunun cezası asıl ceza ahirete kalıyor. Değerli kardeşlerim, her bir kötülük, her bir haram, her bir yalan, her bir yanlış iş ailenin, toplumların, milletlerin ve devletlerin huzurunu kaçırmaya sebeptir. Ekonominin zayıflamasına sebeptir. Şimdi bizim özellikle ülke olarak yıllardan beri terör belasından dolayı milyarlar, trilyonlar terör için harcandı. Sebep fesatçılar. Milli servetler yok edildi. Bunlar zararlı insanlar. Öyleyse her bir haram, ister kumar, ister zina, ister israf, isterse diğer türlü haramlar, her biri insanlık hayatında bir gedik açıyor. Her biri insanlığın üzerine zararlı, insanlığın üzerini bozan sebeplerdendir. Onun için Allah Celle Celaluhu düzenli bir hayat ve ekonomik hayatımızda tasarruflu, iktisatlı, başkasına el açmayacak bir hayat için bize bazı tavsiyelerde bulunuyor. Konumuz esas bu. Şimdi insan hayatını düzenleyen, kazancını bereketlendiren veya bir takım kötülükler yaptığı zaman hayatını sıkıntıya düşüren, daraltan sebeplerden bahsedeceğim. Allah Celle Celaluhu, bakınız, bizi devamlı çalışmaya sevk ediyor. Devamlı çalışmaya sevk ediyor. Huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlâ. O Allah Celle Celaluhu, yerleri denizleriyle, kara parçasıyla, dağlarıyla, ovalarıyla sizin emrinize amade kıldı. Ekiyorsunuz, bitiyor. Biçiyorsunuz, ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Ne diyor bakın? Öyleyse hem şu fi menakibiha, yeryüzünün omuzları üzerinde gezip dolaşın. Ne demek omuzları? Yeryüzünün her tarafında dolaşın ve rızkınızı talep edin. Gayret edin, çalışın. Ve ileyhin nüşûr. Ancak dirilişten sonra gidiş bunadır. Hesap gününe çıkış onadır. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Ne buyuruyor? فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانِ مِنْ بَخُولِكُ İnsan neden yaratıldığına bir bakıversin. Yaratılışını düşünsün. Sonra insan yağan yağmurlara baksın. Yerden biten mevcudata baksın. Gerek insanlar, gerek diğer canlıların, Cenab-ı Hakk'ın kendi lütfundan, kendi hazinesinden verdiği nimetlere baksın. Bütün bunlar çalışmayı ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Mevlamız yine Kur'an-ı Kerim'de bakın neyi emir buyuruyor? Ve e'iddu lehum mestedatun min kuvvet. Düşmanlarınız için güç hazırlayın buyuruyor. Güç. Düşmanlar kimler? Sizi köleleştirmek isteyen, sizi sömürmek isteyen, sizi güçsüz bırakmaya çalışan, ekonomik yönden, siyasi yönden, iktisadi yönden, askeri yönden sizi zayıflatmaya çalışan din düşmanlarına karşı, İnsanlık düşmanlarına karşı hazırlık yapın.
ve a'iddu lehum mestedatun min kuvve. Onlara güç hazırlayın. Bu güç ekonomik güç. Bu güç askeri güç. Bu güç siyasi güç. Bu güç iktisadi güç. Bunları iyi dengelerseniz o zaman turhibune bihi aduvvallahi ve aduvvallahi. Hem Allah'ın düşmanlarını hem de sizi yok etmek isteyen düşmanları korkutmuş olursunuz. Caydırmış olursunuz. Ama maalesef Müslümanlar kaç asırdan beri bu hazırlıktan çok uzak, kısmen hazırlık yapılıyor. Müslümanların stratejik yönden kullandıkları teknolojiye baktığımız zaman hemen hemen teknolojinin tamamını mucidi, mimarı Müslüman olmayanlar. Bugün dünya üzerinde çok ciddi İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için çalışmalar var. Değerli kardeşler, ekonomik yönden güçlü olanlar dünyanın hükümdarı olmaya çalışıyor. Dünyayı yönetiyor, dünyayı yönlendiriyor. Hatta öyle yönlendiriyor ki eğitiminizi el atıyor, kültürümüzü el atıyor, dininizi el atıyor, aile yapımızı el atıyor, ekonomik hayatımızı el atıyor. O zaman ekonomiyi zayıflatıyor. Bu ne zaman başladı? Asırlar öncesinde başladı. Özellikle Osmanlı'nın yıkılışından sonra hızlandırıldı. Maalesef Osmanlı yıkıldıktan sonra Abdülhamit Han etkisiz hale getirildikten sonra ümmet parçalandı. Çünkü parçalamak istediler. Ümmetin güç merkezi dağıtıldı. Hem siyasi güç merkezi, hem idari güç merkezi, hem ekonomik güç merkezi. Ve koskoca bir İslam coğrafyası 60'ın üzerinde devletçiklere ayrıldı. Arapları kendi aralarında ayırdılar. Arap olmayanları kendi aralarında ayırdılar. Ve hiçbir İslam ülkesini diğer İslam ülkesiyle ne ekonomik yönden, ne siyasi yönden, ne stratejik yönden bir araya getirmediler. Halen de getirmemeye çalışıyorlar. Peki kardeşler, bunun karşısında biz ne yapacağız? Allah bir kanun koymuş. Allah bir kanun koymuş Celle Celaluhu. Hangi kanun? Ve elleyse bil insani illa ma sa'a. İnsan için çalıştığının karşılığı vardır. Siz çalışırsanız Allah size verir. Gayrimüslimler çalışırsa Allah onlara verir. Şimdi bakın gelin Avrupa'ya, adamların dünyaya bakan yönüyle öyle bir ciddi gayretleri, ciddi planları var ki çalışıyor, fabrikaları kurmuş, üretiyor. Dünya Müslümanlarını da ürettiği şeylerle devamlı kendisine bağlı kılıyor. Ama bize bir zamanlar ne olmuş biliyor musunuz? Osmanlı büyük devlet, cihan devleti yıkıldıktan sonra Müslümanların içerisine ajanları koymuşlar. Bazılarını derviş suretinde, bazılarını hoca suretinde, saçlı sakallı hatta sarıklı insanlar Müslümanları kandırmışlar. Ya kullanmayın bu Batı'nın yaptığı, icat ettiği eşyayı, malzemeyi kullanmayın. Bunlar gavur yapısıdır. Gavur yapısı. Şimdi bir örnek vereceğim. Ben Şarkışla'da müftüyken bir köye gittim, köyleri geziyorum. Evet. Camileri çok perişan. Eski bir yapı, böyle eski, düzgün olmayan ağaçlardan yapılmış bir cami. Muhtara dedim ki, ya muhtarım bu camiyi yeniden yapın. Muhtar dedi ki, hep de köy Almancı, hep Avrupa'da çok insanmış. Sizin maddi imkanınız da var, bu camiyi yeniden yapın. Dedi ki, tabii söylemeyeceğim şimdi hocanın ismini. Bir hocamız bize diyor ki, dedi hocam dedi, bura dedemizin, ecdadımızın hatırası. Burayı sakın ola ha yıkmayın.
Ben de muhtara dedim ki, muhtar, o hoca efendiyi severim. Gördüğün zaman benim söylediğimi ona aktar. Ona de ki, senin deden, senin baban Çarkışla'dan bu köye ya da Çarkışla'dan bir başka köye at buyurun, atla eşekle gidiyordu. Sen niye şimdi traktörle bile gelmiyorsun, taksiyle geliyorsun? O zaman deden hatırası yaşatılsın. Taksi varken at buyurun, eşekle git. Taksi varken yaya git. Taksi varken atla git. Ya böyle mantıksızlık olmaz dedi. Sonra oraya bir imam verdim. İmam o cami yerinde durdu. Başka bir arsanın üzerine güzel bir cami yaptırdı. Allah kendisine razı olsun. Köyün desteğiydi. Şimdi kardeşlerim, biz nerede ecdadımıza bağlı olacağız? Nerede geçmişimizi sayacağız? İslami meselelerde, doğru meselelerde ama ekonomik meselelerde ya da ziraatla ilgili meselelerde benim dedem kara sapanla çift sürüyordu. Bu dedemin hatırası. Ben günde iki dönüm, üç dönüm bir yer sürerim. Traktöre gerek yok. Yeni aletlere de gerek yok. Ben ecdadımın hatıratını yaşatacağım demek lazım. Keşke zamanında o traktörleri biz üretseydik. Keşke bindiğimiz arabaları biz üretseydik. Silahlarımızı biz üretseydik. Ekonomik yönden biz güçlü olsaydık. Başkaları bizden faydalansaydılar. Ama ne dedi Müslümanlar? Başkaları yapsın, biz kullanalım. Böyle diye batıya bağımlı olduk. Sadece aldığımız malzemelerde değil, ahlaki yönden de onlara bağımlı olduk. Kılık kıyafet yönüyle de onlara bağımlı olduk. Örf adetle de onlara bağımlı olduk. Kendi özümüzden uzaklaştık. Onun için değerli kardeşler, çalışmak lazım. Bakınız, şimdi size önemli bir hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bir gün Hazreti Ömer mescide gidiyor. Orada bir grup Müslümanlar görüyor. Ne yapıyorsunuz diyor onlara. Diyorlar ki biz namazlarımızı kılarız. Burada beş vakit namazımızı. Evet. Namazlar arasında da Kur'an'la, ibadetle, zikirle meşgul oluruz. Peki sizin geçimimizi kim sağlar? Bizim geçimimizi hurma bahçelerinde hurma yetiştiren, bağlarında bahçelerinde mahsulat yetiştiren, hali vakti yerinde olan insanlar gelirler, bizi yedirirler, içirirler, görüp gözetirler. Men entüm, siz kimsiniz? Dikkat ederim şimdi. Men entüm, siz kimsiniz? Derler ki nahnu mütevekkilû. Biz Allah'a dayanıp güvenen insanlarız. Şimdi dikkat edelim. Allah'a dayanıp güvenen insanlarız. Hazreti Ömer der ki ya bel entüm müteakilû. Hayır. Siz tam tersine yiyici insanlarsınız. Hem namazını kılacaksın. Hem aile işlerini göreceksin. Hem devlete hizmet edeceksin. Hem namazını camide kılacaksın. Yani madde ile manayı bütünleştireceksin. وَلَا تَكُونُ كَلَّنْ عَلَى النَّاسِ Kalkın, herkes çalışmaya gitsin. Namazlarınızı da kılın. İbadetlerinizi yapın. Hayatınızı planlayın. Belli program çerçevesinde. İnsanlara yük olmayın, tavır olmayın. وَعْلَمُوا اَنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْتِرُ لَهَمَنْ وَلَا فُمْتَرُ Bilin ki gök ne altın yağdırır ne de gümüş yağdırır. Altını da siz oluşturacaksınız, gümüşü de siz oluşturacaksınız. Asala fasala ne duruyorsunuz diyor. Hadi gidin çalışın. Kardeşim, yeri geldiği zaman diyoruz ki gavur çalışıyor. Allah dünyada Rahman sıfatıyla insanlığa, kainata tecelli ediyor. Ne demek bunun manası? Allah'ın Rahman sıfatı. İnanan inanmayan, kulluk yapan yapmayan, birleyen birlemeyen, herkese isim verendir. Allah kainatta Razzak ismi şerifinin tecellisiyle insanlara muamele ediyor. Çalışana rızık veriyor. Çalışana çalıştığının karşılığını veriyor. Ama biz öyle değil. Peygamberimiz tevekkülü nasıl tarif etmiş bakın.
لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروه بطانا. O kadar anlamlı bir hadis-i şerif ki, eğer siz hakkıyla Allah'a dayanıp güvenseydiniz, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına itimat etseydiniz, Allah sizi rızıklandırır. Tıpkı sabahleyin yuvasından kursağı boş uçan, akşamleyin yuvasına kursağı dolu olarak gelen kuşları rızıklandırdığı gibi. Cenab-ı Hak Rızakane, İnnallahu ve Rızak, rızkı veren o. Ama biz talep edeceğiz. Ne yapacağız? Biz talep edeceğiz. Bakın kuş, bazen derler ki kuş beyinli. Keşke o kuş beyinli çalıştığı kadar olsa. Ben kendim için diyorum. O kuş beyinli dediğimiz varlık ne yapıyor? Yumurtluyor. Oradan civciv çıkarıyor. Civcivi yuvasında koyuyor. Geliyor dağdan, taştan ona yiyecek getiriyor. Kuru kuruya itimat etmiyor. Kuru kuruya tevekkül yok onu. Bakın ne yapıyor? Çalışıyor, gayret ediyor. Sonunda da Allah'a tevekkül ediyor. Önce çalışacak, sebeplere yapışacak, sonra tevekkül edecek. Sebepleri yerine getirmeden tevekkül anlamsızdır. Allah bizim rızkımızı verir. Allah Müslüman olduğumuz için bize farklı servet vermez. Bizi geliştirmez. Müslüman olmamız imani yönden bir artı. Ama çalışırsak Allah çalıştığımızı karşılık verir. Hem dünya hem ahiret için. Çalışmazsak olmaz değerli kardeşlerim. Ama bu çalışmamız nasıl olacak? Ondan birkaç maddeyi size zikretmek istiyorum. Evvela çalışmamız meşru gayretler çerçevesinde olacak. İslam'a uyacak. Çalıştığımız iş yerleri, kazanç temin ettiğimiz kaynaklar İslam'a uygun olacak. Canım nerede çalışırsan çalış, ne getirirsen getir, öyle değil. Peygamberimiz ne buyuruyor bakın, kıyamet alametlerinden يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمِنَ الْحَرَامِ. İnsanlara öyle bir dönem gelecek ki kişi kazancının haram helal olduğuna bakmayacak. Helal olsun, haram olsun. Ne olursa olsun getir. Öyle değil ki. Ne olursa olsun kazan değil. Helalından kazan. Temizinden kazan. Emredildiği gibi kazan. Faizden kazanıyor. Helal gibi görüyor. Kumardan kazanıyor. Helal gibi görüyor. İçkiden kazanıyor. Helal görüyor. Başkalarını aldatarak kazanıyor, helal veriyor. Böyle helal olmaz ki. Cenab-ı Hak, bakınız, peygamberlerin zatına hitap ettiği bir ayetle mümin kullarına hitap ediyor. Hitap peygamberlere, peygamberlerin zatında bize. Mevlamız ne buyuruyor bakınız. Ya eyyühe rusul, ey peygamberler topluluğu, yaşadıkları dönemlerde, kulû minet tayyibat, temiz, helal ve hoş olanlardan yiyin. Değerli kardeşlerim, kıymetli cemaatimiz, Allah Kur'an'da helalları tayyibat ifadesiyle zikrediyor. Haramları habais, murdat, iğrenç, pis diye ifade ediyor. Dikkat edelim. Ve yuhillü lehumut tayyibat, temiz, hoş, insan fıtratına, insan mayasına uygun olan temiz rızıkları onlara helal kılıyor. Ve yuharrimu aleyhimul habaib, pis, murdar, iğrenç olanları da haram kılıyor. Haramların hepsi iğrençtir. Yenilen, içilen, giyilen, istifade edilen her çeşit. Ya Allah içkiden, kumardan, puta tapıcılıktan, şans oyunlarından bahsederken Maide suresinde ne buyuruyor? Ricsün min amelis şeytan. Bütün bu sayılanlar şeytanın pis, iğrenç, murdar işlerinden bir pisliktir. Feçtenibuhu leallekum tuflihuhu. Bunlardan sakının ki kurtulasınız, başarıya ulaşasınız diyor. Ama şimdiki Müslüman öyle demiyor. Gelsin bizim kasaya,
bizim keseye, bizim eve ne gelirse gelsin, nasıl gelsin değil, nereden gelsin değil, gelsin. Öyle değil. Temiz ve hoş olanları kazanır. Ama bütün bunları yaparken وَعْمَلُوا صَالِحًا İbadetlerinizi de ihmal etmeyin ha. Şimdi Müslüman köyünde, şehrinde büyük çoğunluğu beş vakit namazını kılıyor. Şimdi iş aletleri gelişti. Teknoloji gelişti. Eskiden bir ayda tohum ekerdi köyde. Şimdi üç günde ekiyor. Eskiden iki ay ekim içerdi. Şimdi bir haftada ekimini tamamını topluyor. Hatta binlerce dönüm geri birkaç haftada toparlıyor. Alet edevat o kadar gelişti. Şimdi esnafı, amiri, memuru, köylüsü, şehirlisi o kadar imkanlara kavuştu ki. Ama bunları hizmete dönüştürmesi gerekirken, ibadetlere destek olmasını sağlaması gerekirken, bütün bunlar ibadetlerden uzaklaştırdı insanları. Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Ya eyyühellezine aminu, ey inananlar, ey müminler, la tulihikum emvalikum ve la evladikum an zikrillah. Mallarımız, çocuklarımız, dünya uğraşlarımız sizi Allah'a zikirden, zikirdeyince bütün ibadetler içerisine giriyor. Her türlü kulluk vazifelerinden alıkoyması. Başka bir ayette Nur suresinde şöyle buyuruyor Mevlamız. Yiğitleri anlatırken, yiğitleri, kadınların da yiğitleri, erkeklerin de yiğitleri. Ne buyuruyor Mevlamız? رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَيْقَابِ السَّلَاةِ وَيْتَعِ الزَّكَاةِ Gerçek yiğitler, kahramanlar, kimler biliyor musunuz? Ne bir alışveriş, ne bir dünya uğraşısı, ne bir ticaret, kendilerini Allah'a zikirden alıkoymayan, Allah ile irtibatı koparmayan, namazlarını dosdoğru kırmaktan, zekatlarını vermekten alıkoymayan insanlar yiğit insanlar. Bizim babalarımız, dedelerimiz, o zaman evlerde su da yoktu. Caddelerdeki çeşmelerden saçları, sakalları donarak abdest alıyorlardı. Cami eve yakın olmasa da, bir kilometre uzaklıkta da olsa, karda, kışta, kibirde, yağmurda, çamurda camiye gidiyordu. Şimdi biz arabalarımızla gitmiyoruz. Her taraf gündüz gibi geceleri. Sokaklar güzel ama sabah namazına kaç cemaat geliyor? Bir bakalım. Ticaret bizi Allah'a kulluktan alıkoymamalı. Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Cuma suresinde Ya eyyühellezine amenu Ey müminler اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَدَوْ الْبَيْرِ Cuma gününde, Cuma için davet yapıldığında, çağrı yapıldığında, ezan okunduğunda, alışverişlerinizi bırakın, doğru camiye koşun camiye. Yani hayretle hutbeyi dinlemeye gidin. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde, İslam alimlerinin bir kısmı diyorlar ki dış ezan okunduğunda alışverişi bırakın. Dış ezan. Bu dış ezan Peygamberimizin zamanında yoktu. Hazreti Osman döneminde Medine'de Müslümanlar arttı, çoğaldı. Sadece iç ezan vardı Peygamberimizin zamanında. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer döneminde yani imam minbere çıktığı zaman müezzin efendi ezan okuyordu. Ama Hazreti Osman döneminde Hazreti Osman sünneti radıyallahu anh dışarıda da bir ezan okuttu. O günden bugüne kadar İslam coğrafyasında dış ezan okuyor minarelerde. Bu dış ezanın manası nedir? Alışınızı, verişinizi terk edin. Camiye gidin. Hutbeyi dinlemeye gidin. İlahi mesajları alın. Çünkü cuma vaazları, cuma hutbeleri çok önemli mesajlar içermesi gereken hatırlatmalardır. Özellikle hutbeler. Özellikle hutbeler. Yani bir 10 dakikalık hutbe, belki bir saatlik konuşmanın muhtevasını içerisinde toplamalı. Çok önemli.
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O zaman kardeşim, kıraathanesi olan, kumarhanesi demiyorum, kıraathanesi olan Müslüman, kahveni kapatıp kıraathaneni camiye geleceksin. Lokantası olan Müslüman, lokantanı kapatıp camiye geleceksin. Memur, memurluğunu bırakıp camiye geleceksin. Amir, amirliğini bırakıp camiye geleceksin. İslam dini çok önemli ihtimam gösteriyor bu cuma namazına. Cuma saatinde, canım ben cumaya gideyim de oğlum lokantayı devam ettirsin. O ezanın okunmasıyla birinci ve ikinci ezanın cumanın kılınacağı saate kadar alınan, satılan şeyler haramdır. Helal kazancı haram yapıyor. Üzerlerine cuma namazı kılmak farz olanlar hangi halde olursa olsun, eğer şer'i bir mazeret yoksa cumaya gelecek. Ama istisnası yok mu bunun? İstisnası var. Doktor acil bir hastaya müdahale edecek. Asker sınır boyunda nöbet bekleyecek. Öte taraftan hasta bakıcı hastaya müdahale edecek. Ya da evinde yatarak bir hasta var. Hastasına kendisinden başka bakacak yok. O zaman İslam dini bunları cuma namazından muaf tutmuş. Şer'i mazeretler var. Şer'i mazeretler var. O şer'i mazeretleri dışında dükkanı kapatmayayım diye, daireyi boş bırakmayayım diye cumaya gelmemek büyük günahlardandır. O saatte yapılan işler de haramdır. Bak kazancımızı haram karıştırıyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, feyza adaytunus sala, cuma namazını eda ettiğinizde fenteşirû fil ard, isterseniz yeryüzüne yayılın, vebtegû min fadlillah, çalışın, çabalayın. İslam'da cuma günü sabahtan akşama kadar çalışmanın yasak olduğu gün değil. Ya sadece cuma saati. Ezanın okunmasıyla cuma namazının kılınacağı kadar bir zaman. Hadi biz buna yarım saat diyelim. Yarım saatlik bir süre cuma farz olanlar cumaya gelecek. Ondan sonra gitsin çalışsın. O zamana kadar çalışsın. Dünyayı ihmal etmesin. Ama dünya da onu namazdan alıp koymasın. Müslüman o zaman kazancı bereketli olacak. Şimdi hemen kısaca bir iki hususa değinip vakit yaklaşıyor. Kazancın bol ve bereketli olmasının çok önemli sebepleri var. Esbabu si'atil rizk, böyle bir başlık. Rızkın, kazandıklarımızın bereketli olmasının sebeplerinden birkaç tane söyleyeceğim. Bir, haramlardan sakınmak. Haramlardan. Şimdi faizciler sanıyorlar ki faizle kazanırsak, tefecilikle kazanırsak, devleti soyarak kazanırsak, aldatarak kazanırsak, hırsızlıkla kazanırsak, kumarla kazanırsak çok bereketli olacak. Yok. Şu piyango biletinden milyonları alan adamların sonları hep perişan olur. Çünkü haramdır. Piyango biletleri haramdır. Loto toto oynamak haramdır, kumardır. Hem de bunlar resmi kumar. Resmi. Ya bunca ümmetin perişan olduğu bir zamanda. Bunca açların dünyada istatistikler yapılmış. Ortalama bir günde açlıktan, ilaçsızlıktan ölen insanların sayısı dünyada 24 bin insan. Bunların çoğunluğu çocuk. Bir senede milyonlarca insan açlıktan, yokluktan ölüyor. İşte Yemen'de bunun örneklerini görüyoruz. Suriye'de görüyoruz. Afganistan'da görüyoruz. Arakan'da görüyoruz. Böylesine dünyanın perişan olduğu ve dünya Müslümanlarının da bizim gibi köklü bir toplumdan ümitlendikleri bir zamanda neden piyango biletleri halen daha alınıyor, veriliyor. Geçenler haberlerde söylüyor. 2 kilometre kuyruk var diyor bilet almak için. Bunları kim yaptırtıyor? Kardeşlerim, piyango biletini almak haram, satmak haram, orada çalışmak haram, lotolar, totolar haram, kahvelerde oynatılan kumarlar haram, internette oynatılan kumarlar haram.
faizle elde edilen kazançlar da ne yapıyor biliyor musunuz? Elziba ve inketura yasir ila kullin diyor Peygamberimiz. Faiz her ne kadar görüntüsü çok gibi gözükse de sonucu aza götürür, azap yoka götürür. Nereden anlıyoruz bunu? Yaşayanlar bilir. Faizle yumağını büyütüp, tefecikle yumağını büyütüp bir zaman geldiğinde nasıl geldiğini bilmediği bir afat geliyor. Kökten hepsini silip süpürüp götürüyor. Yemhabullahu riba ve yurbis sadakat. Ekonominin güçlenmesi için çok önemli. Allah faizle tedarik edilen kazançların bereketini yok eder. Ama yurbis sadakat zekatı verilen malları artırır. Neden? Ekonominin güçlenmesini istiyorsunuz. Bereketlenmesini istiyorsunuz. Rızkınızın helalinden olmasını istiyorsunuz. Ve ma enfaktum min şeyin fehuve yuhlifü. Allah yolunda zekatımızdan, fitrenizden, sadakamızdan ne kadar verirseniz Allah onun yerine kat kat servet gönderir size. Servet verir. Ama faizde bereket yok olur. Kumarda bereket yok olur. Adam piyango biletinden para alıyor. Bakıyorsunuz evi değiştiriyor, hanımı değiştiriyor, arabayı değiştiriyor, çevresini değiştiriyor, dünya rezilliklerinin her çeşidini yapıyor. Bir de bakıyorsunuz sonunda iflas etmiş, perişan. Kimin parasını kim aldı? Kardeşlerim, bu tür yasakları kim koyacak biliyor musunuz? Bunlar ciddi yasaklar. Değerli cemaatimiz, lütfen şu safları öne doğru sıklaştıralım. Cemaatimiz kalabalıklaştı. Devlet yasak edecek bunları, devlet. Devlet yasak edecek. Siz zina ne kadar haramdır derseniz deyin. Kürsülerde çok şeyler konuşuldu. Konuşuluyor. Bugün Türkiye'de 90 binden fazla cami var. Siz burada ne kadar faiz haram derseniz deyin. Burada kumar ne kadar haram derseniz deyin. Burada tefecilik ne kadar haram derseniz deyin. Bütün bu zararlı odakları devlet yasaklayacak. Toplumun saadetine uygun, toplumu mutlu kılacak, toplumun servetini bereketlendirecek esasları, kuralları devlet koyacak. Devlet günahı resmileştirmeyecek. Günahlar resmileştiriliyor mu? Günahlar resmileştirilmiş. O zaman toplumun düzeni bozuluyor. Hayatı alt üst oluyor. Ekonomik hayatı, aile hayatı, toplum hayatı, millet hayatı, devlet hayatı perişan oluyor. Ve men yettekillâhe yec'al lehu mahrecen ve yerzukhu min haythu lâ yahtesib. Aman ya Rabbi, Allah garanti veriyor. Allah garanti veriyor. Kim haramlardan sakınır, Allah'ın emirlerine sımsıkı tutunursa Allah onun için çıkış yolları lütfeder. Daha ne yapar? Ve yerzuk min haythu lâ yahtesib. Hiç ummadığı yerden onun rızkını bereketlendirir. Öyleyse kazancımızın bereketli olmasının ana sebebi haramlardan sakınmak, helal kazanmaktır. Helal, helal. Eskiden analarımız, tabii şuurlu analarımız, eli öpeles analarımız, babalarımızı, ninelerimiz, dedelerimizi hangi işle iştigal ediyorsa meşru, işe uğurlarken sabahleyin şu uyarıda bulunurlardı biliyor musunuz? Annelerimiz, ninelerimiz ne diyorlardı? Beyine, bey, efendi, İyyâke ve kesbel haram, kazancına haram katmaktan sakın, haram kazanmaktan sakın, haram kazanmaktan sakın. Çünkü inna nasbi kalen cuhi vel fakr, biz fakirliğe, yoksulluğa, sıkıntıya sabrederiz ama ve la nasbi halennâr, ateşe sabredemeyiz. Haram ateştir, kumar parası ateştir, zina parası ateştir, faiz parası ateştir. Yakıyor, şahsı yakıyor, aileyi yakıyor, toplumu yakıyor. Bugün birçok Müslüman olmayan toplumlar, adam bugün İsrail'de kendi cinsinden olana faizi sıfırlamış. Ama kendi cinsinden olmayanları ne kadar sömürürse meşrudur.
Siyonistlerin bir düşüncesi de budur. Ekonomik yönden sömürü, faizi ne kadar yükseltirse, ne kadar kendinden olmayan insanı sömürürse, onun için meşru bu Siyonist zihniyet. Ve dünyada yine Müslüman olmayan ülkelerde, mesela Çin gibi, kaç seneden beri yılbaşı gecesini kutlamayı devlet yasaklamış, devlet açısından yasaklamış. O zaman esas devlet israftan sakınacak, devlet israfa götüren yollardan sakındıracak. Devlet, önce devlet sakınacak, sonra milleti sakındıracak. Çin bugün dünya ihracatında dünyanın ön sıralarında. Bundan birkaç sene önceydi, bilmem kaç, bir trilyon bilmem ne kadar milyar dolar ihracat yaptılar. Kullandığımız eşyanın çoğu Çin yapısı. Peki kardeşim, bu adam gayrimüslim olduğu halde yılbaşı kutlamanın çılgınlığını anlıyor. Milli servetlerin çılgınlık adına yok olduğunu biliyor. O yasaklıyor da Müslüman ülkeler niye yasaklamıyor? Neden? Ondan sonra fakirlikten, yokluktan bir yılbaşı gecesinde harcanan servetlerle binlerce insanların ekmek kazanacağı fabrikalar ayağa dikilebilir. Binlerce insanları barındıracak iş merkezleri oluşturulabilir. Ama bir heç uğruna, bir batıyı taklit uğruna koskoca bir ümmet perişan olur. Ümmetin de çok önemli olan kesimi bizim ülkemizdeki Müslümanlardır. Çünkü dünya Müslümanlarının ümitleridir. Dünya Müslümanlarının hakikaten ümit bağladığı toplum tarihte olduğu gibi bugün de öyledir. Öyleyse kardeşlerim, Müslümana öyle 2 kilometre uzunlukta piyango biletinin kuyruğuna girmesi yakışıyor mu? Yakışıyor mu Müslümana? Saçlı sakallı Müslümanlar, adam piyango bilet alıyor. Hem de alırken diyor ki, torunumu alıyorum diyor. Torunumu alıyorum diyor. Sonra da dua ediyoruz. Allah'ın duamızı kabul et. Allah duayı kabul etmez. İstagfiru rabbekum innehu kâne affâr. Günahlarınızdan pişman olun. Özümüze dönün. Bunu yaparsanız yursiniz semâ aleyhü midrâh. Allah gökten faydalı yağmurlar, sağanak yağmurlar, rahmetler gönderir. Çoluk çocuğumuzu hayırlı kılar. Bağlarınız, bahçeleriniz verimli olur. Haramlardan sakınırsanız, kendinize gelirseniz, özümüze dönerseniz, özümüze, özümüz İslam'dır, özümüz şeriattır, özümüz İslam'ı hayatımızın bütün kesimlerinde hayatımıza hakim kılmaktır. Bunu yaparsak, batı taklitçiliğinden vazgeçersek, Allah'ın izniyle ümmet tekrar ayağa kalkacak. Değerli kardeşlerim, bunun da yolu gençlerimizin bilhassa İslam'ı iyi öğrenmesi, gençlerimize öğretilmesi, sevdirilmesi ve gençlerimizi bu emanetleri taşıyacak kıvama getirilmesi de annelerin, babaların, hocaların, öğretmenlerin, idarecilerin sorumluların görevidir. Bizim geleceğimiz gençliğimizdir. Bunları dalga dalga yayacağız ve bu şekilde istikbalimizi güvence altına alacağız. Yoksa dünya çok kirlendi, dünya çok karmaşık, dünya perişan, dünyanın tekrar düzelmesi de Müslümanlara bağlı. Tekrar söylüyorum, dünyanın tekrar düzelmesi, alemin nizama kavuşması, tekrar Müslümanların birliğine, Müslümanların kendi özlerine dönmelerine, gayretle çalışmalarına ve hakikaten iyi bir model toplum meydana getirmelerine bağlıdır. Ben buna gönülden inanıyorum. Ancak kurtuluşun da bununla olabileceğini inanarak söylüyorum. Değerli kardeşlerim, bir duyurumuz var. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen 250 şehidimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası için canlarından geçen tüm şehitlerimize okunan hatimlerin duasının yapılacağı ve Mevlid-i Şerif'in okunacağı programımıza bütün Sivaslı kardeşlerimiz davetlidir. Tarih 15 Aralık 2018 Cumartesi saat 16.15 Sivas Ulu Camii'mizde. Orada
15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için hem o güne kadar okunan harp şeriflerin duası yapılacak hem de mevcut şerif irad edilecek. Birinci duyurumuz bu. İkinci duyurumuz, harp önlük kayıtlarının son günü 2019 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarının bugün itibariyle son günüdür. Yani bu içinde bulunduğumuz cuma günü itibariyle son günü vatandaşlarımızın ilgili bankalara 20 TL yatırarak online ve hesabından veya müftülüğümüze gelerek kayıtlarını yaptırmaları isteniyor. Cenab-ı Hak hacca gidecek kardeşlerimize de kolaylık lütfeylesin. Cenab-ı Hak hem 15 Temmuz'da şehit olan şehadete yürüyen Çanakkale'de, Bedir'de, Uhud'da, dünyanın her tarafında İslam'ın yücelmesi için şehadete yürüyen tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bizler de şifatlarını nail eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.